Milli mücadelenin kıvılcımlarını ateşlemek için Anadolu'nun bağrına giden Mustafa Kemal Paşa, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak bastığında ülkenin durumu perişan haldedir. Düşman adeta kara saplı hançerini Anadolu'nun bağrına saplamıştır. Ordunun elinden silahları ve cephaneleri alınmış, yurdun her yeri işgal edilmiştir. İngiliz askerleri ve özel ajanlar Merzifon ve Samsun'da cirit atmakta, İngiliz gizli servisi Mustafa Kemal'i adım adım takip etmektedir. Mustafa Kemal Paşa bir hafta kadar Samsun'da, 25 Mayıs'tan 12 Haziran'a kadar da Havza'da kaldıktan sonra 12 Haziran 1919'da Amasya'ya gelir. Onu karşılayanlar arasında iki önemli isim bulunmaktadır. Amasya Müftüsü Hacı Tevfik Efendi ve Sultan Beyazıt Camii Vaizi Abdurrahman Kamil Efendi. Mustafa Kemal Paşa Havza'dan ayrılmadan önce Hacı Tevfik Efendi'ye Amasya'ya geleceğini bildiren bir telgraf gönderir. Telgrafa gelen cevapta, "Amasya halkı müdafaa-i vatan, muhafaza-i din ve devlet yolunda mücadele edenleri bağrına basmaktan gurur duyacaktır" yazmaktadır. Paşa'nın Amasya'ya geleceği duyulmuş ve halk Havza ile Amasya arasındaki yola dökülmüştür. Sonradan öğrenildiğine göre Hacı Tevfik Efendi Mustafa Kemal Paşa'nın güzergahındaki müftü, vaiz ve bölge eşrafına Paşa'nın yolda güzel ağırlanması için haber göndermiştir. Fakat en gönülden, en coşkulu karşılama Amasya'da gerçekleşir. Paşa gezerlik mevkiine gelince halkın önünde durur, herkese tek tek selam verir. İçlerinde Hacı Tevfik Efendi ve Abdurrahman Kamil Efendi'nin de bulunduğu heyet Mustafa Kemal Paşa'yı karşılar. Hacı Tevfik Efendi Mustafa Kemal Paşa'ya elini uzatarak, "Beldemize hoş geldiniz paşam. Bütün Amasya emrinizdedir. Gazamız mübarek olsun" der. Bu söz üzerine Mustafa Kemal Paşa yanında hazır bulunan erkan-ı harp binbaşısı Hüsrev Bey'e, "Görüyor musun Hüsrev? Hoca efendine söylüyor." diyerek memnuniyetini bildirir. Mustafa Kemal Paşa hocanın elini öpmek ister fakat Hacı Tevfik Efendi elini öptürmez ve Mustafa Kemal'i eski bir dost gibi kucaklar. Hacı Tevfik Efendi ile Mustafa Kemal Paşa'nın kucaklaşmalarının ardından hep birlikte önce Amasya Hükümet Konağı'na gidilir, oradan da Saraydüzü Kışlası'na hareket edilir. Burada yapılan toplantının ardından Abdurrahman Kamil Efendi ertesi günün cuma olması sebebiyle camide vaaz vereceğini söyleyerek müsaade ister. Mustafa Kemal Paşa ayağa kalkar ve Abdurrahman Kamil Efendi'ye, "Baba, bu işte muvaffak olmak da var, olmamak da. İnşallah muvaffak olacağız. Eğer muvaffak olmazsak, olamazsak bizi asarlar, kellemiz gider. Ne dersin?" diye sorar. Abdurrahman Kamil Efendi onu, "Oğul, sen ki genç yaşta başını vatan millet uğruna feda etmişsin, benim bu ihtiyar kelleyi de koy, senin uğruna feda olsun" diye yanıtlar. Mustafa Kemal bu yanıttan çok memnun olur. Milli mücadelenin kıvılcımını ateşleyecek olan hocalardan birini bulmuştur. Havza'da uygulamak istediği ve hocanın korkup vaaz vermekten kaçtığı için gerçekleştiremediği düşüncesini hayata geçirmenin zamanı gelmiştir. Hemen bir pusula yazar ve cuma vaazında halka anlatması için Abdurrahman Kamil Efendi'ye gönderir. Pusulayı aynı gece alan Abdurrahman Kamil Efendi yavaş yavaş okur ve pusulayı öperek "Başım gözüm üstüne" der. Ertesi gün cuma vaazı saatinde Sultan Beyazıt Camii hınca hınç doludur. Civar köylerden gelenlerle birlikte camide toplananların sayısı yaklaşık 30 bin kişidir. Camide Müftü Hacı Tevfik Efendi'nin yanında Mustafa Kemal Paşa'yı görenler, "İşte Çanakkale kahramanı bu sarışın paşaymış" diyerek hayranlıkla birbirlerine Mustafa Kemal Paşa'yı göstermektedir. Abdurrahman Kamil Efendi cuma namazından önce kürsüye çıkar ve milli mücadele kıvılcımlarını ateşleyen o muazzam konuşmasına, "Ey Nas! Kur'an-ı Kerim'de Allah'tan umudunuzu kesmeyin" diye buyrulur diyerek başlar. Ve işgaller karşısında Türk halkının uğradığı haksızlıkları halka anlatır. Ardından "Hep birlikte çalışarak, birleşerek vatanımızı kurtaracağız" der ve konuşmasına şöyle devam eder. "Muhterem evlatlarım, Türk milletinin, Türk hakimiyetinin artık hikmet-i mevcudiyeti kalmamıştır. Madem ki milletimizin şerefi, haysiyeti ve istiklali tehlikeye düşmüştür, artık hükümetten iyilik beklemek abestir. Şu andan itibaren padişah olsun, isim ve ünvanı ne olursa olsun hiçbir şahsın ve makamın hakimiyeti mevcudiyeti kalmamıştır. Kurtuluşumuzun tek çaresi halkımızın doğrudan doğruya hakimiyeti ele alarak iradesini kullanmasıdır." Abdurrahman Kamil Efendi'nin yaptığı coşkulu konuşma karşısında halk gözyaşlarını tutamaz ve düşmanla mücadele etmeye yemin eder. Vaazden sonra ilk iş olarak Hacı Tevfik Efendi ve Abdurrahman Kamil Efendi Amasya Müdafaa Hukuk Cemiyeti'ni kurarlar. Cemiyetin başkanlığını Amasya Müftüsü Hacı Tevfik Efendi üstlenir.
22 Haziran 1919'da Mustafa Kemal tarafından kaleme alınıp silah arkadaşları tarafından imzalanan, Misak-ı Milli'nin temelini oluşturan ve özetle milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır diyen Amasya Tamimi, Hacı Tevfik Efendi ve Abdurrahman Kamil Efendi'nin Amasya'da yarattığı bu güven ortamında yazılır. Müftü Hacı Tevfik Efendi sadece dini konularda değil, milli mücadele konusunda da halka önderlik etmiş bir isimdir. 28 Mayıs 1920'de Zile'de bir ayaklanma çıkar. Mustafa Kemal Paşa, 5. Kafkas Tümeni komutanı olan Yarbay Cemal Cahit Bey'e bütün imkanlar kullanılarak bu ayaklanmanın bastırılmasını emreder. Cemal Cahit Bey'in elindeki imkanlar yetersizdir. Bu nedenle kendisi büyük saygı duyduğu Amasya Müftüsü Hacı Tevfik Efendi'den yardım ister. Hoca Efendi önce aile yakınlarından başlayarak bir milis kuvveti kurar. Silahını kaptığı gibi bu kuvvetin başına geçer ve isyan bastırılana kadar da cepheden ayrılmaz. Hacı Tevfik Efendi, Zile isyanının bastırılmasındaki başarısından sonra eli silahlı müftü olarak anılacaktır. Din adamlığının yanında şiir ve edebiyatla da ilgilenen Kırım kökenli Abdurrahman Kamil Efendi, Müftü Hacı Tevfik Efendi'ye çalışmalarında sürekli destek olmuştur. Hacı Tevfik Efendi'nin zamansız vefatı üzerine hem Amasya Müftülüğü görevini yürütmüş hem de milli mücadele çalışmalarına devam etmiştir. Abdurrahman Kamil Efendi'nin Mustafa Kemal Atatürk'le olan dostluğu milli mücadeleden sonra da devam etmiştir. Mustafa Kemal Paşa Amasya'yı her ziyaret edişinde onu ilk karşılayan Abdurrahman Kamil Efendi olmuştur. Yüreklerinde hürriyet ve istiklal aşkı olan, mukaddes bildikleri manevi değerlerine, milli haysiyetlerine gönülden bağlı bu iki kıymetli din adamı, vatanları ve milletleri için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan ömürlerinin son günlerine kadar çalışıp arkalarında vatana hizmetlerle dolu şerefli bir hayat bırakmışlardır. Ruhları şad olsun.